Hocam şimdi bir kardeşim Kur'an'a el basmış, yemin etmiş, yeminini de geri bozmuş. Bu insan hem de evli. Nikahına zararı var mı? Bunu bir sormak istedim. Yani normal bir yemin ediyor ve yeminini bozuyor. Kur'an el basıyor hocam, geri de yeminini bozuyor gibi. Anladım. Biz yemin kefareti nedir, nasıl yapılır onu soralım inşallah Osman Bey. O sorunun cevabı da inşallah ortaya çıkacak. Kahramanmaraş'a çok selam olsun. Dua edin bizim için de. Allah'a emanet olun. Ne dersiniz hocam? Şimdi yemin derken Cenab-ı Hakk'ın hani vallahi billahi gibi Allah'ın zatına ve sıfatlarına yapılan yeminler münakit olur. Tabi Kur'an, mukaddesat da önemlidir. Yani bunlara karşı da verilen sözler yerine getirilmelidir. Yemin edip yemini bozan kimse, yemin etmemek lazım bir defa. Yani hele yalan yere yemin büyük günahlardan birisidir. Bir de varayıva böyle basit şeylere Cenab-ı Hakk'ın zatını, sıfatlarını kullanmamak lazım. Yani yeminden imtina etmek lazım. Ama yemin ettiğimiz zaman da yeminin gereğini yerine getirmek lazım. Eğer gereğini yerine getirmiyorsak onun kefareti var. Kefareti nedir? 10 fakiri akşamlı sabahlı yedirmek veya bir fakiri 10 gün akşamlı sabahlı yedirmek veya giydirmek. Buna gücü yetmezse bir köle azat etmek ki bu yok. Ondan sonra da işte 3 gün oruç tutmak. Bu böyledir ama böyle bir yemin edip yeminini bozan kişinin nikahına zeval gelmez. Nikah ayrı bir şeydir, yemin ayrı bir şey. Ancak talak lafızlarını kullanmadığı sürece nikah açısından bir problem yok. Yoktur. Evet. Peki olayı şöyle değerlendirirsek hocam, falanca işi yaparsam nikahım düşsün dedi mesela. İzleyicimiz yani için demiyorum da böyle yemin ettim evet, mesela. Olur mu? Boşama lafızlarını biz iki türlü mütalaa ediyoruz. Bir açık lafızlar, bunlar açıkça örfte, o yörede, dinde hanım boşamak için kullanılan lafızlar, bunlar bellidir zaten. İşte şart olsun, boşadım gibi. Bir de kinayeli lafızlar var. Eğer bu bahsettiğiniz kinayeli lafızlarda niyet de şarttır. Kinayeli lafızları söylerken yemin niyetiyle değil de hanım boşama niyetiyle söylediyse onlar da boşama yerine geçer. Bir bayın talak olarak hanımı kendisinden boş olur. Eyvallah hocam. Yani dikkat edilmesi gereken bir mesele. Bir daha söyleyelim. Yani hakikaten bu nikah talak konuları çok hassas konular. Yani Müslümanlar bu konularda hassas davranmalı, dikkatli davranmalı. Bir daha uyarmış olalım. Peki hocam. Teşekkür ederiz.